Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kulaklık incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Logitech'in giriş seviyesine hitap eden G332 modeli. Hatırlayacağınız üzere kısa bir süre önce Logitech'in Pro X modelini incelemiştik. Dilerseniz şimdi yukarıdan bir bant çıkaracağım. Bu kulaklığın incelemesine de oradan göz atabilirsiniz. Logitech Pro X'in fiyatı 1000 liranın üzerindeydi arkadaşlar. Dolayısıyla üst segmente hitap ediyordu. G332 ise daha makul fiyatlara sahip. Birazdan fiyatlarına nereden kaça alabileceğinize falan değineceğim. Fakat öncelikle kulaklığımızın incelemesini bir yapalım. İncelememize tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Tasarım olarak aslında alışık olduğumuz bir Logitech imzasını görüyoruz burada. Pek çok Logitech kulaklığında zaten bu kare hatlara, işte bu ayarlanabilir saç bandına falan alışırız. Daha önce herhangi bir Logitech kulaklık kullandıysanız bu kulaklığın tasarımına zaten aşina olduğunuzu söyleyebilirim. Benim burada eleştirmek istediğim birkaç nokta var. İlk önce sizlerle onları paylaşayım arkadaşlar. Kulaklığın bu 3,5 mm'lik kablosu çıkmıyor. Biliyorsunuz günümüzde çoğu güncel modelde bu kulaklık soketi 3,5 mm çift taraflı oluyor. Çıkıyor ve yani dilediğinizde kullanacağınız zaman bu soketi takarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Fakat Logitech G332'de dahili bir kablo ile karşı karşıyayız. İkinci eleştireceğim nokta ise arkadaşlar şu mikrofonun dahili olması. Artık malum yani 2020'ye geldik, oyuncu kulaklıklarında bile, ki hele 300-400 lira verdiğimiz oyuncu kulaklıklarının pek çoğunda bu mikrofon harici olarak geliyor. Dolayısıyla bunu istediğiniz zaman çıkartıp istediğiniz zaman takabiliyorsunuz. Logitech'te ise yine dahili bir mikrofona yer verilmiş. Bu mikrofonu aşağı doğru açtığınızda açık konumda oluyor. Yukarıya doğru kaldırdığınızda ise mikrofon direkt kapanmış oluyor. Dolayısıyla mikrofonu kapatmak için bunun haricinde bir buton ya da tuş bulunmuyor. Bu da güzel bir özellik. Bunu beğendiğimi söyleyebilirim. Yani aşağıdayken mikrofon açık, direkt yukarı kaldırdığınızda mikrofon kapalı hale geçiyor. Bu gerçekten takdir et. Gelelim arkadaşlar kulaklığımızın biraz da malzeme kalitesine. Zaten bu 300-400 liraya aldığımız kulaklıklarda malzeme kalitesi 3 aşağı 5 yukarı belli. Hemen hemen hepsinde plastik kullanılıyor. Logitech de bu kulaklığında ağırlıklı olarak plastik malzemeye yer vermiş. Tabii bu malzemenin sert plastik olduğunu da belirtelim. Yani öyle esneyen bir plastikten bahsetmiyoruz burada. Gördüğünüz gibi herhangi bir esneme olmuyor kulaklıkta. Lakin kulaklığı açtığınızda arkadaşlar içeriden çıkan kollar metal. Bu güzel. Fakat şu kısımların tamamen plastik olması bu kulaklığı çok böyle hor kullanmamanız anlamına geliyor. Dolayısıyla kullanırken dikkatli olmanız lazım. Ayrıyeten bu kulaklıkların iç kısımlara doğru dönmesi de oyuncular açısından önemli. Biliyorsunuz birçok kulaklıkta bu dönme olayı yok. Örneğin Pro X'te bile, ki Pro X gerçi dayanıklılığıyla öne çıkan bir kulaklıkta, onda bile bu içe dönme özelliği yok. Dolayısıyla kulaklığı şöyle astığınızda iç tarafa doğru çeviremiyorsunuz. Gerçi bunda da biraz hani şu kısım sık olduğu için bu mikrofon özellikle şu boğazınızı rahatsız edebilir. Onu da size dipnot olarak belirtelim. Gelelim kulaklığımızın süngerlerine. Malum kulaklarımızın rahat etmesi için bu süngerlerin kalitesi de bizler için önem arz ediyor. Dolayısıyla burada çok böyle aman aman bir kaliteden bahsedemeyiz. Lakin kulağınıza taktığınızda kulaklığınızı tamamen kaplayan bir tasarım söz konusu. Fakat uzun süreli kullanımlarda özellikle 1-2 saat kullandıktan sonra terleme yapıyor. Bunu da sizlere dipnot olarak belirteyim. Kulaklığınızı havalandırmak isteyebilirsiniz. Burada hafızalı süngerler de yok. Malum üst segment kulaklıkların pek çoğunda hafızalı süngerler kullanılıyor. Fakat bunun için biraz daha yüksek meblağlar ödemeniz gerekiyor. Burada G332'de ise 300 lira 400 lira verip alacağınız bu kulaklıkta ise süngerler hafızalı değil. Hafızalı süngerin avantajı ne? Kulaklığınıza taktığınızda kulağınızın şeklini alıyor. Dolayısıyla terleme yapmıyor çok fazla ve kulaklarınızın rahat etmesini sağlıyor. Bunu da size belirtmiş olalım. Gelelim en önemli kriterlerden bir diğeri olan sese. Logitech bu kulaklık modelinde 50 mm'lik sürücüler kullanmış. Ses oranı ise toplamda 107 desibel. Tabi bu bilgisayarda gelen ses arkadaşlar. Yani ben bu kulaklığı örneğin Nintendo Switch'te de deneyimledim. Fakat Switch'te aldığım ses bilgisayarda aldığım ses kadar yüksek değildi. Ya da telefonda da deneyimledim. Telefonda da o kadar çok fazla ses performansını alamadım. Yani böyle aman sesi kısayım çok yüksek oldu ses demedim. Fakat PC'de kullandığınızda gerçekten de hani kulaklığı biraz kısma ihtiyacı duyuyorsunuz. Öyle bas tiz dengesi çok fazla abartılmamış. Yani bangır bangır bas gelmiyor ya da tiz sesi gelmiyor. Dolayısıyla müzik dinleme kulaklığı değil. Lakin Counter Strike gibi oyunlarda, FPS oyunlarında ne yapabilirsiniz? Bu kulaklıkla çok güzel ses kasabilirsiniz. Yani ayak seslerini falan muazzam bir şekilde duyabilirsiniz. En uzaktaki sesleri bile size rahat bir şekilde duyma imkanı sağlıyor. Bunları da size belirtmiş olalım.
Günün sonuna geldiğimizde bu bir oyuncu kulaklığı. Dolayısıyla önemli olan bunu ne? PC'de kullanmak. PC'de bize verdiği performans her şeyden daha önemli diyebiliriz. Fiyatına baktığımızda zaten inceleme içinde de sık sık dile getirdim. 300 lira ile 400 lira bandında bir fiyata sahip. 300 liraya bulmanız şu aralar çok mümkün değil. Ben bir iki hafta önce bakmıştım, fiyatları 320 lira seviyelerindeydi. Lakin şimdi incelemeye çektiğimiz tarih itibariyle bakıyorum. Fiyatları 380-390'a yükselmiş durumda. Belki incelemeyi yayınladığımız birkaç gün sonra fiyatlar 400 lirayı da geçebilir. Şu anda oyuncu ekipmanlarının fiyatı çok hızlı yükseliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Eğer şu aralar oyun bilgisayarı, konsol, ne bileyim oyuncu kulaklığı, mouse ya da klavye alma gibi bir düşünceniz varsa bunu çok fazla ertelememenizi tavsiye ederim. Malum döviz kurları şu anda çok yüksek. Bu yükseklik henüz bazı ürünlerin fiyatlarına yansımış değil. Muhtemelen bu yansımalar olunca fiyatlar daha da artabilir. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.